Rusya bu iş başladığından beri yaşananlarla ilgili ilk kez bugün çok kapsamlı açıklamalar yapıyor. Öncelikle der ki biz 498 asker kaybettik Ukrayna'da 1597 de yaralı askerimiz söz konusu. Bir önceki son dakika bilgisi de şuydu: Ukrayna heyeti güvenlik talebini iletmiş ve güvenli bir koridorda Rusya tarafından oluşturulmuş bilgisi var çünkü artık ee, Belarus'ta bu görüşme yapılıyor. Belarus'a giden yollarda da e, Rusya'nın hakimiyeti çok net bir şekilde. Kiev'in e, kuzeyi zaten tutulmuş durumda, çevrelenmiş durumda. Ama heyet bu akşam ulaşamıyor. O yüzden de yarın sabah toplantının yapılacağı söyleniyor. Ve bu toplantının ana gündeminde de ateşkes olduğu söyleniyor. Ateşkes çıkar mı çıkmaz mı onu bile bilmek mümkün değil ama... İlk kez bu konuyla ilgili olarak da Ateşkes bu kadar vurgulu Rus haber ajansının duyurduğu bilgiler Rus ordusu Ukrayna heyeti için güvenlik koridoru sağladı şeklinde. Bakalım nasıl gelişecek süreç.